Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir ürün inceleme videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Samsung Galaxy Z Flip 5 katlanabilir ekranlı cep telefonunu inceliyorum. Kanalı takip ediyorsanız mutlaka haberiniz olmuştur. Samsung Galaxy Z Flip geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Ben de sıcağı sıcağına sizlerle bir ön inceleme videosu paylaşmıştım bu telefonla ilgili olarak. Ve benim en sevdiğim form olan katlanabilir formda, ki katlanabilir formda derken de ben mesela şöyle katlanabilenleri seviyorum. Bu şekilde katlanan telefonları. Bunlar istediği kapak da diyorlar. Eskilerde Motorola'nın vardı biliyorsunuz. Bir de böyle kitap gibi katlananları var. Ben daha çok bunları seviyorum ve bu telefonla ilgili bir ön inceleme videosu çekmiştim. Bir haftadır kullanıyorum cep telefonunu. Sim kart takarak bizzatihi olarak normal hayatımda da kullandığım bir telefon oldu. Her zaman yaptığım gibi dış görünümden bahsetmek istiyorum. Telefonu alayım elime. Telefonu elimize aldığımız zaman ön taraftan baktığımızda aslında önceki model olan Z Flip 4'ten çok da farklı olmadığını görüyoruz. Yine ortada bir delikli bir kameramız bizleri karşılıyor. Tam ortada, ekranın en üstüne konumlandırılmış durumda. Yine tam ortada bir katlama bölümümüz var. Katlama izi de var bu arada. Onu soranlar olacaktır. Sormadan ben söylemiş olayım. Çok fazla belli olmuyor. Önceki sürüme göre biraz daha az belli oluyor ama hala belli olan bir katlama izi olduğunu söyleyeyim. Yan tarafları çevirdiğimizde işte güç açma kapama tuşumuz, ses açma kapama tuşlarımız bulunuyor. Diğer yan tarafta ise sim kart yuvamız var. Alt tarafı çevirdiğimizde ise hoparlör deliğimiz bulunuyor. Mikrofon delikleri, Type-C bağlantı yuvamızın olduğunu söyleyeyim. Üst tarafta herhangi bir şey yok. Sadece bir mikrofon deliğinin bulunduğunu belirtmiş olayım. Arka tarafı çevirdiğimizde ise Z Flip 5'in en önemli yeniliği karşılıyor bizleri. Bir kere ekran daha büyümüş. Büyük bir ekranımız var. Bununla ilgili detayları birazdan söyleyeceğim. Ayrıca kamera bir önceki sürümde dikey bir şekilde duruyordu gövdeye. Burada yatay bir şekilde artık durmaya başlamış. Kutu içeriğinden bahsedeyim hızlıca. Kutu içerisinde yine adaptör bulunmuyor. Biliyorsunuz zaten Samsung 1-2 yıldır bu şekilde bir uygulamaya geçmişti. Sadece iki ucu tip C olan bir kablo çıkıyor kutudan. Bunun dışında kutuda başka bir şey olmadığını da belirteyim. Gelelim Samsung Z Flip 5'in teknik özelliklerine. Ben burada bütün özelliklerini söylemeyeceğim. Açıklama kısmında tüm özellikleri bulabilirsiniz. Burada öne çıkan özelliklerden bahsediyorum. 6.7 inçlik Dynamic AMOLED bir ekranımız var. 2640x1080 piksel. Ön ekranımızda 3.4 inçlik Super AMOLED 720x748 piksellik çözünürlüğe sahip. Ana ekranımızın yenileme hızı 120Hz. Snapdragon 8 Gen 2 işlemci. 8 GB RAM 256 ve 512 GB depolama seçenekleri. 12+12 olmak üzere ikili bir ana kamera bizleri karşılıyor. Ön kameramızda 10 megapiksel. Android 13 işletim sistemi. One UI 5.1. 3700 mAh pil. 25 watt kablolu, 10 watt kablosuz, 4.5 watt da kablosuz ters şarj özelliği olduğunu söyleyeyim. Wi-Fi 6E, yan yüzde parmak izi okuyucu, Bluetooth 5.3 ve telefonun fiyatının ise 44.000 ila 47.000 arasında değiştiğini söyleyeyim. Şimdi gelelim kullanım deneyimine. Önceki sürüm olan Z Flip 4 ile aralığında önemli farklar var ki burada ondan mutlaka bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bir kere menteşe küçülmüş. Bu normalde açılıp kapanmayı sağlayan menteşe mekanizması oldukça küçülmüş. Daha az yer kaplıyor ve daha düz duruyor. Ayrıca telefon kapandığı zaman önceki sürümde buradan baktığınızda bir boşluk oluşuyordu. Bunda yok. Ek olarak en önemli farklılıklardan bir tanesi tabii ki daha önceki sürümde 1.9 inç olan ekran artık 3.4 inçe terfi etmiş. Büyümüş bir ekranımız var. Tabii bu sadece büyüme olarak değil, farklı özellikler de var. Yine ayrıca önemli bir değişiklik ise kameranın yeri değişmiş. Yani yeri derken aslında dikeyde dururken yataya doğru bir terfi etmiş durumda olduğunu söyleyeyim. Samsung Z Flip 4 ve Samsung Z Flip 5 arasındaki farkları anlattığım ayrı bir video yayına almıştım ben. Linkini şuradan bir yerden sizlere bırakıyorum arkadaşlar. Detayları merak edenler o videoyu da izleyebilir. Şimdi gelelim işlemci tarafına. Bu cep telefonunda Snapdragon 8 Gen 2 işlemci kullanılmış arkadaşlar. Hatırlayanlar vardır muhtemelen aramızda. Ben daha önce Samsung Galaxy S23 cep telefonunu incelemiştim yine kanalımda ve halen kullanmaya devam ediyorum bu telefonu. Bu telefonda da ve Samsung Galaxy S23 Plus ve Ultra modellerinde de aynı işlemci kullanılıyor. Samsung'a özel olarak geliştirilen bir sürümü kullanılıyor bu modellerde. Bunda da aynı şekilde özel bir sürüm tercih edilmiş. Oyunlarda ve günlük ihtiyaçlarınızı görecek çok güzel bir işlemci. Zaten performans olarak da önceki sürümden çok daha iyi sonuçlar veriyor. Gerek sentetik testlerde, ki ben sentetik testlerde yaptım. Şimdi şuradan bir yerden yine o testleri de çıkartırım. Bir önceki sürüme göre daha iyi bir performans sunuyor. Oyunlarda ve günlük hayatta da bu işlemci çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Gelelim en önemli farklılıklardan bir tanesi olan ön ekran konusuna. Şimdi telefonda bir ön ekran büyümüş dedik. 3.4 inçe çıkmıştı 1.9 inçten. Ama bu sadece büyümek olarak bakmayın arkadaşlar. Çünkü önceki sürümde küçük bir ekran vardı ama orada çok fazla bir şey yapamıyordunuz. Burada hem gelen aramaları yanıtlayabiliyorsunuz, arama yapabiliyorsunuz. Ayrıca 6 tane farklı uygulama var arkadaşlar. Ve bu 6 farklı uygulamayı bu ön ekrandan çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunlar henüz geliştirme aşamasında olan bir özellik olduğu için Labs bölümünde bulunuyor. Haritalar,
mesajlar, Samsung mesajlar, Netflix, WhatsApp ve YouTube. Bu uygulamaları burada rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ben çok da beğendim bu arada kullanılmasını. Fakat şöyle bir şey oluyor. Mesela haritaları açtığınızda ekran birazcık küçük gelebiliyor. Ama diğer uygulamalarda o kadar sıkıntı olmuyor. Ama haritalarda birazcık ekran küçük kalıyor. Onu söylemiş olayım. Detaylarda göstereceğim bunları ben size. Onun dışında gayet güzel bir şekilde kullanıyorsunuz. Hatta telefonu hani kapağını açmadan da birçok özelliğini buradan kullanabiliyorsunuz. Ek olarak şunu söyleyeyim. Standart olarak bu uygulamanın sayısını arttıramıyorsunuz. Yani 6'ya ben bir tane daha ekleyeyim derseniz ekleyemiyorsunuz. Fakat bunun bir yöntemi var. O yöntemi de söyleyeyim bu videoda sizlere. Good lock, yani good luck, yani iyi şans aslında gibi düşünüyorsunuz ama iyi kilit anlamına gelen bir uygulama var. Samsung'un kendi uygulaması bu. Bu uygulamayı telefona yüklediğiniz zaman istediğiniz herhangi bir uygulamayı da yine bu ön ekrandan kullanılabilir hale geliyor. Orada uyarıyor mesela her zaman çalışmayabilir falan diyor ama ben denedim mesela. İşte TikTok'u yükledim veya başka şeyleri yükledim mesela. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir sorun yok. Sorunsuz bir şekilde ön ekranında diğer uygulamalar da kullanıyorsunuz ama bu standart olarak yok. Bu uygulamayı yüklemeniz gerekiyor. Oradan da 1-2 aktivasyon yapmanız gerekiyor. Onun da altını çizmiş olayım. Ama ben bu kullanımı çok beğendim. Bu ön ekranın farklı fonksiyonlara sahip olması çok işe yarıyor ve telefonun kapağını açmadan da birçok işlemleri yerine getirebiliyorsunuz. Hatta önceki sürüme göre önemli farklardan bir tanesi de bu. Önceki sürümde 100 bin katlama dayanıklılığı vardı. Bu modelde 200 bine çıkartılmış arkadaşlar. Ekran gayet başarılı bir şekilde kullanılıyor. Yani aklınıza şu soru gelmesin. Ya ben bunu katlayıp duruyorum ya bir şey olur mu falan. Bir sıkıntı olacak bir durum yok arkadaşlar. Depolama tarafında artık 128 GB seçeneği yok. Önceki sürümde vardı. Bu model artık doğrudan doğruya 256 ile geliyor. Bir de 512'lik sürüm var. Hangisi tercih edilmeli? Bence 256 da yeterli ama çok video çekerim ben, çok fotoğraf çekerim, çok fazla dokümanım var derseniz 512 de alınabilir diye düşünüyorum. Şimdi gelelim kamera tarafına. Kamera tarafında aslında önceki sürümle birebir aynı kameralar kullanılmış. 12 megapiksellik f1.8 diyaframlı ana kameraya 12 megapiksellik ultra geniş açı f2.21 kamera eşlik ediyor. Ana kameranın video çekim kalitesi 4K 60 fps. Ön kamera 10 megapiksel f2.2. Bir önceki sürümde f2.4'tü. Yine 10 megapikseldi ama f2.4'tü. Birazcık diyafram açılmış ön tarafta onu söyleyeyim. Kamera özellikleri ise daha önce Samsung kullandıysanız aslında size aşina geliyor. Özellikle S23 içerisinde çok işte karşı çıkan veya daha önceki S modellerinde de karşımıza çıkan birçok özellik bulunuyor. Mesela Pro Video var, Portre Video var, Pro modu var. Bu ve benzeri özellikleri bu telefonda da kullanabiliyorsunuz. Yönetmen bakışı var vesaire böyle birçok farklı modları yine bu telefonun kamerasıyla kullanabiliyorsunuz. Kamera anlamında sıkıntılı olan bir ürün değil. Sonuçları da gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. Şimdi Samsung Galaxy Z Flip 5 ile çektiğim fotoğraf ve video örneklerini izleyelim. Daha sonra incelemeye devam edeceğiz. Samsung Galaxy Z Flip 5'te portre video özelliği de bulunuyor. Farklı modları da var. Mesela şu anda ben arka planı flu olarak gösteriyorum. Farklı seçenekler de var. Burada mesela tamamen bulanıklaştırabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkası tamamen yok oldu. Ya da biraz daha çıkartabilirim şöyle. Şöyle oynayarak. Ayrıca farklı efektler de var burada. Daha doğrusu bu renk olarak bakın. Şu anda arkası siyah beyaz ama ben renkli olarak kalıyorum. Bir de şöyle bir efektimiz var. Bu daha önceki modellerde de vardı zaten. Uzun yıllardır kullanılan bir efekt bu. İzlemekte olduğunuz bu videoyu Samsung Galaxy Z Flip 5'in ön kamerasını kullanarak kaydediyorum. Ön kamera 4K 60 fps video kayıt yapabiliyor. Farklı ışık şartlarında 3 aşağı 5 yukarı siz de bu tarz bir görüntü ve ses kalitesine ulaşacaksınız.
Gelelim pil konusuna. Şimdi bu üründe 25 wattlık kablolu şarj var dedik. Kutudan bir adaptör çıkmıyor dedik. Üzerinde 3700 mAh'lik bir pil var. Yaklaşık 1 saat 10 dakikada falan pili şarj ediyor. Eğer bir doğru bir adaptör kullanırsanız, yani 25 watt olmak kaydıyla en az. Pil ömrüne baktığımda önceki sürüme göre çok büyük bir fark görmedim. PCMark bateri testi yaptım. 9 saat 34 dakikalık bir pil ömrü verdi. Pil ömrü açısından hani bir günü görürsünüz. Ben 10 saatin altında hani bir gün diyorum ortalama olarak. Bir günü görürsünüz, 1,5 günü zorlar, öyle söyleyeyim. Pil ömrü bir tık daha iyi olabilirdi sanki. Çünkü S23'te mesela biraz daha iyi, onu söyleyebilirim. Telefonda benim sevdiğim bazı özellikler de var. Wi-Fi 6E var ki önceki sürümde de vardı zaten. Yan yüzde parmak izi okuyucu var. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi arkadaşlar. Stereo hoparlör var. Bunu da çok soruyorsunuz cep telefonu incelemelerinde. Stereo hoparlör Samsung Galaxy Z Flip 5'te de bulunuyor arkadaşlar. Güncelleme konusunda kesin bir bilgi almadım ama genelde Samsung bu ürünlerde 4 tane ana Android güncellemesi, 5 tane de güvenlik güncellemesi veriyor. Gelelim hepinizin merak ettiği konu fiyat meselesine. 44.000 ve 47.000 olmak üzere iki fiyatımız var. Küsuratları da var. Küsuratlarını vermiyorum ama 44 bin lira böyle bir ürün için tabii ki çok uygun olduğunu iddia etmiyorum. Hatta yurt dışındaki bazı incelemelerde de fiyatın birazcık yüksek olduğu yorumlarını gördüm ama tabii bu katlanabilir ekranlı bir telefon arkadaşlar. Bazı yorumları yaparken biraz da buna dikkat etmek gerekiyor. Özel bir teknolojiye sahip, kolay bir teknoloji değil. O yüzden fiyatı bir parça yüksek ama mesela Z Flip 4'ün fiyatı şu anda Türkiye'de 25.000 TL civarında. Bu ürün 44 bin liradan başlıyor. Neredeyse 2 katına yakın bir rakam ödemeniz gerekiyor. Yani eğer illa da ben katlanabilir ekranlı bir telefon istiyorum ve işte ön ekranını da çok aktif kullanmak istiyorum vesaire derseniz, yeni bir teknolojide olsun derseniz bu fiyatlar, yani ben tabii normal demiyorum fiyatlara ama artık fiyatlar da bu şekilde belirlenmiş durumda olduğunu söyleyeyim. Bir incelemenin daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu incelemede sizlere Samsung Galaxy Z Flip 5'in özelliklerini anlatmaya çalıştım. Benim anlatmayı unuttum. Sizin merak ettiğiniz konular mutlaka vardır. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Hepsini okuyorum, hepsini de değerlendiriyorum. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Hepsine de elimden geldiğince yorum yazmaya çalışıyorum. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu benim için çok 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 önemli. Birçok kişi videolarımı izliyor. Evet, görüyorum Analytics üzerinden ama çoğu abone değil. Kanala abone olursanız sevinirim. Bir ücreti yok. Size bir zararı yok. Herhangi bir sıkıntı olacak bir konu değil. Arada bildirim gelir. Onu da kapatabilirsiniz. Çok da dert değil. Ama abone olmanızı rica ediyorum. Çünkü abone sayım ne kadar artarsa, videolarım ne kadar izlenirse, bu tarz ürünler de geldiği zaman da markalar soruyor kaç kere izlendi, kaç abonem var gibisinden. O konuda desteklerinizi bekliyorum. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan da takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada bulunuyor. Tek bir tıkla beni oralardan da takip ederseniz sevinirim. Farklı bir incelemede karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.